Anne 6 tane var. Nerede 6 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. Say. 1. 2. 3. 4. 5. Tamam 5 işte. 5 tane var. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nefes'in öğretmeni şey dur anne. O ders verdi. Yarı yıl tatili için 35. sayfaya bakalım kadar yapacağız. Bu an kaçmış. Hayırlı kandiller canlar. Nefes'e biraz ders beş çalıştırayım. 5 tane var. Tamam annem. Kahvede görüşürüz. Beş. Başka hangisi? 1 2 3 4 5. Ondan. Aferin. Gece elleme. Sana ne oluyor gece? Sen ne yapacaksın Atife bak. Ne yapacağım? Amca onun derse oyun oynamak. Uyuyor mu? Ay nefes. Bir şey diyeceğim şimdi nefes dur. Can Mehmet'i şöyle getirdim. Hadi boya oğlum. Nefes bu kalem niye çizmiyor? Boya ne onu? Anne İran ne çiziyor ben? Öyle yapmak istiyor. Bak bak geceye bakın. Bir geceye bak bak. Ne yapıyorsun gece? Nefes bacımızın dersi bitti. Şimdi geceyle oynayayım. Nefes televizyonu atacaktın anne. En sevdiği şey arkadaşlar gecenin tesbihle. Böyle çok seviyor tesbihle oynamasını. Ya şunu bak şunu bir yakından göstereyim mi şu minnoşu. Minnok. Minnok. Meraklı minnok. Meraklı minnok. Şımardı şımar. Gel hayır gel orası soğuk orada durma. Gel halının üstünde dur. Prenses kızımız. Geldim. Arkadaşlar bugün regaib kandili. Hayırlı kandiller diliyorum hepinize. Bolca dua edelim. Tövbe estağfurullah çekelim. Biliyorsunuz da gerçi bunları. Şimdi benim bugün var ya arkadaşlar hiç halim yok biliyor musunuz? Niye derseniz. Ay ben dün bir türlü uyuyamadım ya. Herhalde yorgunluktan bazen öyle oluyor. Ben böyle çok yorgun olduğum zaman uyuyamam. Bazen bana öyle şeyler oluyor. Ciddi. Uyuyamadım. Ondan sonra bugün de hiç halim yok. Ve bugün yine eşimin mezarına gidemedim. Görüyorsunuz değil mi kısmet diye. Saat 2'de hadi kalk nefes gideceğiz. Gidelim diyecektim. Sonra dedim hazırlan. Git gel hava kararır. Bugün perşembe. Aslında bugün gitseydim iyi olur. Çünkü kandil. Yarın da cuma ama. Dur bakalım ya. Bak ne zamandır gideceğim diyorum gidemiyorum. Neyse Allah büyüktür. Ondan sonra bugün ben ne yemek yapacağım? Ay düşün. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben İstanbul'dayken nefesle Can Mehmet'e böyle pirinç lapası gibi. Ama böyle çorba gibi değil. Yani pirincin biraz sulanmış hali. Ama içinde salça var, yağ var. Ondan sonra baharatları var, tavuk var içinde böyle çorba gibi bir şey ama katı bir çorba diyeyim. Pirinç lapası işte. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Nefesle Can Mehmet onu İstanbul'dayken severek yiyordu. Nefes kapıyı sen annem içeri sor. Öyle arkadaşlar onu yani aklıma o geldi. Ne yaptım? Pirinci ısladım şimdi. Aa onu niye içine koydun oğlum? Pirinci ısladım işte. O ıslansın. Tavuk almam lazım. Tavuk alayım. A101'e gidip. A101'e gidim aynen. Tavuğa bakıyorum. Bir de Peros o 36 liraymış indirimdeymiş. Ona da bir bakın. Peros güzel. Gamze kullanıyormuş. Bayağı çok güzel beğeniyor yani. Bir de hani Gamze'ye gittiğimde bir koku böyle geliyor. Gamze dedim parfüm mü? Yok dedi yumuşatıcı. Böyle bir güzel kokuyor arkadaşlar. Bu Peros'un pembesi. Çok güzel. Oğlum kapıyı kapatsana. Öyle arkadaşlar bugün onu yapayım dedim ne yapayım valla evi süpürmem lazım tekrardan benim işte dediğim gibi bugün hiç halim yok valla bak konuşmaya da halim yok niye öyle oldum ilç ha oğlum şimdi boğazımda kaldı ay kahveyi döktü bak görüyorsunuz değil mi ya kahve de içemiyorum öyle ah kahve de içemem ben neyse bir şey olmaz. Pencereyi, ay pencereyi gör. Şey, kapı. Peçete koyayım.
Peçete de ne işe yarayacaksa baksana. Kız görüyorsunuz değil mi anam? Siz de bize şeyler yazıyorsunuz, menüler yazıyorsunuz çeşit çeşit. Dur bir dakika. Dur, bir yolda yaşar ya. Anam. Canlı Ahmet de bugün ben neresi geç uyandırdım biliyor musunuz? Ben de uyudum çünkü. Erken, oğlum erken uyandırsam ne işe yarayacak? Sonuçta evet telefon düşürdü. Sonuçta yine geç kalkıyorlar. Geç yatıyorlar erken de şey yapsam. Dur bebeğim. Geç kaldırsam da geç yatıyorlar. O yüzden sorun yok. Geç kalksınlar. Bir şey değil. Bir şey olmaz yani. Bugün bir miskinlik var üstümde. Acaba dünün yorgunluğu mu diyeyim? Dünün çok yorgunluğum arkadaşlar. Bir de gece böyle uzanmıyor. Bacaklarım ağrıyor. Şu sol bacağım çok kötü ağrıyor. Valla. Sizler de arkadaşlar bugün Regaip Kandili. Küsseniz barışın. Dargınsanız barışın. İyilik yapalım bugün valla. Bolca namaz kılalım, dua edelim. Oruç tutanlara da Allah kabul etsin diyorum. Nefes'e de öğretmen ödev vermişti işte arkadaşlar. 35. sayfaya kadar yapın demiş. Ay ben onu unutmuşum. Vallahi unuttum. Dalgınlık görüyor musun? Anne nefes dedik. Anne dedi ben ödev yapmak istiyorum dedi. Ay kızım iyi ki hatırlattın dedim. Anne dedi bak ben sana hatırlatıyorum işte dedi. Onu işte arkadaşlar yaptı. Öğretmen 35. sayfa kadar yaptın dedi ya. Onun için çok az yaptırdım. Daha tatilin bitmesinde çok var çünkü. Yavaş yavaş yaparız yani. Nefes çok seviyor zaten maşallah etkinlik falan yapmayı. Sabah nefese yine İngilizce dersler açtım. Konumuz şey hava durumları. Onları devamlı bu 4. mü 5. kez oluşuyor herhalde izleyişi. Ama çok yararı oluyor arkadaşlar. Oğlum ağzına koca koca alma. Vallahi ya. Acaba şimdi ben evi mi süpürsem? Yoksa markete mi gitsem? Çekmeceyi de düzenlemem lazım. Ayakkabılığı da temizlemem lazım. Mutfak dolabının dışını silmem lazım. Bugün hepsini yaparım da tabii. Şu banyoyu detaylıca yıkamam lazım. Aman hiç iş bitmiyor görüyorsunuz değil mi? İş, ev işini anlatıyor valla. Yap yap bitmiyor. Devamlı her gün bir şey. Aha kapıları yine çocuklar kirletmiş. Elizi yapmış şey yapmış. Anlatırken yoruldum ha. Şu camları da açık bırakıyorum arkadaşlar. Hani böyle daha çok rutubet olmaması için. O da içi, ev zaten soğuk. İyice buz gibi oluyor camı açık bırakınca. Ama öyle açık da bırakmam lazım. Rutubet oluyor. Baksana ne yapacağım şaşırdım valla. Yazı Allah izin verirse buralar hep böyle ne diyorlar ona ya? O rutubet yerleri hep soyacağız. Güzelce bir boya yaptırmam lazım. Ondan sonra tavana azıcık dama izolasyon mu diyorlar yani bir şey söylüyorum şimdi ondan yapmam lazım. Yaza kadar ama dedim yani sucu öyle dedi yaza kadar ellemeyin iyice kurusun dedi. Şuralar bak önceden daha da siyahtı arkadaşlar. Çok şükür geçiyor bak. Kurudu ya çünkü onun için evet. Efendim prenses. Ben ona bir şey vermiştim. Sen niye şey yapıyorsun? Çok güzel eline sağlık. Arkadaşlar hep soruyorsunuz. Ben bunu anlattım da hani belki görmüyorsunuz. Ay nefes şuran var. Bebeğim bezi getirsene. Biz niye Canlı Ahmet'e abi istiyoruz biliyor musunuz? Hemen anlatacağım hızlı hızlı sıkılmayın bilenler. Bilmeyenler için anlatıyorum. Ben şimdi Canlı Ahmet'e hamileyken nefesi sordum dedim ki ne? Kızım dedim kardeşin erkek mi kız mı dedim cevap vermedi. Ben biliyorum çünkü kızlara abla diyor. Erkek çocuklarına abişler dedim. Ondan sonra dedim ki dur dedim. Kızım dedim abin kardeşim dedim abiş mi olacak abla mı olacak abiş dedi anne. O günden beri biz hep abiş deriz. Eşim de ben de nefes de. Hep abiş deriz yani. Öylelikle. Sizin oralarda hani böyle şey böyle mi derler diyorsunuz ya. Öyle bir şey var. Bu nefesin deyimi abiş. Ama nefes bunun artık can malmış da anne. Abiş demeyin yeter. Abiş. Ay boğazım. Oğlum koca şekeri ağzına aldım. Neyse arkadaşlar çok konuştum 8 dakika oldu. Ben ne yapacağımı birazdan karar veririm. Şu kahvemin son yudumunu içeyim ben. Arkadaşlar biz çıktık. Oğluş'ta şöyle bir marketleri gezelim. Şoka giriyoruz önce. Leoparlı bebek flanel lastikli. Bu ne yani lastikli çarşaf mı oluyor? 70 lira. Kirli sepeti. Çamaşır sepeti bu da. Meltem abla indi mi sen? Bu ne? Meltem abla indi mi? Takım.
fiyatları neymiş? 70 lira. Bu kirli sepetinin 130 liraymış. Oğlum ayağını sürtme bebeğim. Ben eve geldim bacılar. Çoktan geldim, haber vermeyi unuttum. Banyoyu detaylıca bir temizledim. Şuraları elimle iyice hipoyla, cifle tertemiz yaptım. Ondan sonra şunun arkasını, çamaşır makinesinin arkasını, çamaşır makinesini şimdi siliyorum. Şurayı yapayım, ondan sonra dedim çorbayı yaparım, çocuklar aç diye. Ama önce şurayı bitirmem lazım. Bayağıdır temizlemiyordum. Arkadaşlar sonunda bitti banyo temizliği. Ama ben de bittim, biliyor musunuz? Zehirlendim ya. Ay, anlatacağım. Arkadaşlar ben var ya zehirlenecektim, biliyor musunuz? Ay, hipo kokusundan çamaşır suyu diyorsunuz siz işte. Ay mahvoldum ya. Başım ağrıyor şu an. Midem bulanıyor. Limon kolonyası kokladım. Biraz geçer gün naneli sakız çiğnedim. Ama yine halen böyle kötüyüm yani. Şimdi ben uzanacağım. Kötü oldum arkadaşlar. Geçtim. Şu tepem ağrıyor. Nefesle resim yapıyormuş. Evet. Ay git ya, bu çamaşır suyuyla uğraşmak insanı. Bir de arkadaşlar hani böyle dışarıya açılan pencere yok ya bizim banyoda. Mutfağa açılıyor. Onun için hani havalandırması yok. Böyle boğulacaktım şeyden ya. Çamaşır suyu kokusundan. Öyle diyeyim, öyle anlarsınız. Böyle şey, duvarları iyice çamaşır suyuyla yaptım. Ondan sonra çamaşır makinesini, her tarafını, arkasını, o şeyini, deterjan gözünü. Aferin kızım. Oraları falan işte lavabo, ay böyle var ya, elimle şeyle, fırça da vardı, fırçayla yapmadım, böyle çok özenerek yaptım, detaylı bir temizlik yaptım ama çok temiz oldu yani, içim rahatladı arkadaşlar. Ay kötü oldum, ben şimdi uzanacağım, Canan Ahmet'i de şöyle bir saat uyutayım. Nefes, sen uyuyacaksın mı? Nefes hiç öğlen uykusuna uyumaz, hiç, böyle nadiren. Çorbayı da birazdan yaparım. Vallahi hiçbirimiz aç değiliz arkadaşlar. Oh, ben bir dinlenim. Çünkü bu kafayla, ben bu yorgunlukla yemek falan da yapamam. Dinlenim, ondan sonra görüşürüz bacılar. Oh, keyifçiye bakın. Keyifçiye bakın. Uyuyor. Oh. Uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Arkadaşlar uyuyamadım ben ya. Kalktım. Şimdi önce bir kızarttım. Çorbalık tavuk aldım. Şimdi kaynatıyorum. Birazdan yapmaya başlayalım. İçeri geç gece. Arkadaşlar az önce gece ne yaptı biliyor musunuz? Bak bak. Burada bekliyor, görüyor musunuz? Tavuk pişiriyorum ya. Aba o kız, aba bu gece var ya neler yapıyor neler. Bu yaramazlaşmış. Çok yaramazlaşmış. Bir dakika. Arkadaşlar anlatayım. Şeyleri, tavukları doğradım. Hani bazı derilerini falan attım böyle. Ondan sonra çöpteydi. Ana baktım gece bir şeyler yapıyor. Baktım ki eti almış, eti değil, deri yiyor, tam ağzının içinde de elimden bir çektim, geri attım. Ay çiğ et mi yiyecek, bak bak. Tamam. Bebeğim ben sana haşlayıp vereceğim, sen niye böyle bekliyorsun? Bak miyav diyor. He. Vereceğim anne kurban yaratana. Dayanamadın mısın? Ben sana vermez olur muyum? Mis kokulum. Mis kokulum, ben sana vermez olur muyum? Ama bekle pişsin. Senin ve bizim için önemli bir şey bu. Tamam mı? Çiğ yiyemezsin. Tamam mı? Heh. Yani öyle arkadaşlar, eşarpın. Bu eşarp niye bugün böyle? Tövbe yarabbim, bir dakika. Öyle arkadaşlar, ağzımdan bir çektim, hemen attım valla. Çöpü de aşağı attım. Yoksa devamlı çöpü şey karıştı. Dün de çöpü karıştırmış. İçine çay atmış da çaylar hep yere döküldü. Hiç durmuyor. Hayır, vermeyeceğim. Ben yiyeceğim hepsini, sana vermeyeceğim. Arkadaşlar bir bak. Vermeyeceğim dedi. Kalktı vallahi arkadaşlar. Bir görseydiniz, kendini bir yere attı. Ay vermeyeceğim. Yemeyeceğim sen. Sen yemeyeceksin. Yemeyeceksin. Adana için ezan vakti arkadaşlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Adana'daki arkadaşlar şimdi ezan okunuyor. Tabii tüm herkesin orucu kabul olsun da, neyse. Arkadaşlar şimdi ben bir şey yapıyorum. İnşallah bana gülmezsiniz. Şimdi ben bunu böyle yapsam, hani soğutsam, böyle kemikli bir şekilde gece yiyebilir mi acaba? Hani verim diyorum, iyice haşladım. Ne yapsam ki? Yiyebilir değil mi böyle? Bak nasıl bakıyor. Valla kararsız. Ay bir şey olmasın da, ya bir şey olmaz da soğutacağım. Kemirsin öyle değil mi? Yesin benim kızım.
çorba yapıyorum nefes. Ben bunu dışarı koysam kediler hemen kapar. Onu düşünemedim. Tamam aşkım, vereceğim sana. Nefes, devamlı kavga ediyorlar kardeşiyle. Devamlı bak, kavga. Bak. Afiyet olsun prenses. Arkadaşlar şöyle parçaladım, gece yiyemez öyle ya. Hı. Küçük küçük yaptım. Hı, ya da anne. Yeri de koy, tamam, yeri de tavuk yap. Arkadaşlar şuraya pirinci ıslamıştım ya. Şimdi onu şuraya dökeyim. Şu tavukları ver bizdik deyin. Derilerini kullanmayacağım vallahi. Sevmiyorum derilerini. Döktük onu. Bak şu, şunu çıkaracaktım da büyük ya. Şunları alayım. Bak o da dük. Aa. Arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Sizce granit tencere mi daha iyi yoksa çelik tencere mi? Bana yorumlara yazar mısınız? Hangisi daha kullanışlı olur? Bakın burada da tavuk suyu. Tavuk suyu. Abo bu sıcak, şimdi ben bunu nasıl şey yapayım? Olmadı biraz beklesin de, değil mi? Şu pirinçleri ben koyayım o zaman. Ama bunun suyu az gibi. Dur, kettle'a su koyayım ben arkadaşlar. Bu çorbayı yapın. Çocuklarınız çok sevecek. Siz de çok seveceksiniz. Görelim bana. Ay yapmam böyle şey oldu. Ben bugün var ya arkadaşlar, neredeyse var ya. Hiçbir şey yemedim biliyor musunuz? Sabah işte çocuklara kahvaltı hazırladım. 1-2 lokma yumurta yedim. Şu kadarcık ekmeğin arasına krem peynir sürdüm. Oh, daha bir şey yemedim. Canım hiçbir şey istemiyor benim. İştahım yok bugün. Bir dakika şunu takayım. Heh. Onun altını ben niye kapattıysam, değil mi? Aynen. Orada mı ya da şurada mı? Şöyle. Pirinçleri içine atayım. Ama ben buna biraz daha su koyacağım. Çünkü bunun özelliği böyle lapa olacak. Bunu da koyayım içine. Balkonu temizlemeyi düşünüyordum. Ay benim başım ağrıyor. Hiç ağrım yok. Bugün yapamam. Bir an enerji gelirse belki yaparım ama şu an o enerjiyi kendimde göremiyorum. Bu banyo beni çok mahvetti arkadaşlar. Hipo kokusu beni mahvetti. Ay başım ağrıyor hipo kokusundan. Şimdi o öyle kaynasın. Ben şu tavukları didikleyeyim. Çok az %10. Arkadaşlar şimdi belki size komik gelebilir ama güvenmem. Tavuk kalmadı mı? Bu ne böyle çıktı? Ben anlamadım. Az bir şey çıktı bu. Niye böyle? Keşke şey alsaydım. Göğüs alsaydım. Küp küp doğrasaydım. Neyse bir şey olmaz. Dur içine şimdi mi? Yok, pirinçler pişsin. Ondan sonra. Ya, pirinçler de zaten ıslamıştım ya. Pişmiştim. Biraz daha su ekledim bacına. Anam gece peşimden ayrılmıyor arkadaşlar. Heh. Yazmam çıkıyor. Bak devamlı böyle oluyor bu ya. Heh. Şimdi tavukları ekliyoruz. Didiklemiş olduğumuz az bir şey tavuk. Hıh. Biraz daha pişsin, ondan sonra sosunu yapacağız bacılar. Bir şey diyeceğim ben size arkadaşlar. Ben geceye yine vereceğim de bu çatlamasın. Ye ye. Abo bak. Böyle ona yine çıkardım.
Yiyecek mi? Bekliyor vallahi peşimde. Yine verim de yesin, ne yapayım? Yiyeceğim. Al. Al hadi ya. Şimdi şu çorbanın sosunu yapın arkadaşlar. Artık çorba şeyi kapansın değil mi? Yapalım yani. Benim o şeyi ne yapıyordum ya? Hah, oradaymış. Şu salçayı alayım. Yeter mi acaba? Pul biber. Acı ya, bu az koyacağım arkadaşlar. Nane. Bolca nane. Kimyon atılıyor muydu? Vallahi hatırlamıyorum ha. Biraz karabiber. Karabiberle kimyonu üstüne atayım, dur. Aynen. Ben şunu açayım. Pişmesin o. Aa, bu takılmış. Bismillah. Ay, korktum ha. Dur şu küçüğe şey. Kendime sol tenceresi alacağım, biliyorum. Hafiften yağ koyayım da. Çok az ha. Zaten tavuğun yağı var, öyle değil mi? Bu arada benim bu yazma ne oldu ya? Ay, bunu hiç takamadım ha ben bugün. Salça pişti arkadaşlar. Şimdi üstüne ekleyeceğim. Ben neden? Ay, düşürüyordum ha. Ay. Sosunu da koyuyoruz. Salça, pul biber, nane. Kavurduk. Dur, onu şey yapacağım sonra. Suyunu da koyayım, araya gitmesin. Ay, ben bunu atacağım ya. Ben niye öyle şey yapıyorsam vallahi. Ay, mükemmel oldu bacılar. Şunun rengine bakın, tam istediğim gibi bak. Oh. Bir de üstüne eşki böyle limon sıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bakın. Şimdi altını açayım. İyice özleşsin. Dur. Karabiberini atayım. Ondan sonra kimyonunu atayım. Hafiften. Karabiber. Heh. Hafiften. Kimyonu da atayım. Bir şey olmaz. Atayım. Şöyle incecik atayım. Benim eşim var ya, her şeyin içine kimyon koyardı. O kadar severdi kimyonu. Gece yeter git ya, içtin ha? Ay, içtin diyorum, yedin artık iki tabak. Çok güzel oldu arkadaşlar, görüntüsü bile çok güzel, bakın. Tam çocuklarımın ağzına layık, çocuklarımızın ağzına layık. Bir dakika. Şöyle. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Yanına yeşillik de çıkarabilirsiniz. Aynen bak, ben öyle yapıyordum İstanbul'dayken. Yeşillik çıkarıyordum, bunlar çok güzel oluyordu, dur. Böyle yapayım, biraz acıktım gibi sanki ha. Oh, özdeştim. Ay, inşallah yarına da kalır ya. Heh. Dereotu. Maydanoz ve nane. Ay, biliyorum arkadaşlar. Bir de yeşil soğan da çıkaracağım. Şöyle de yeşil soğan çıkardım bacılar. Ağzım sulandı. Eşki eşki geldi ya sanki bana. Ağzım sulandı valla. Dur bakalım. Bir tane yeter bana, aynen. Çok şey yapmayın. Üstüne sıkın, şöyle güzel bir tabak yapayım, yeşillik tabağı. Ondan sonra üstüne sıkayım. Bugün benim canım çok sıkıldı arkadaşlar. Niye böyle oldu ben anlamadım. Çok sıkılıyordu canım. Saplarını yemiyorum nanenin. Şöyle. Dereotunu da çok çıkarmışım. Hepsini çok çıkarmışım gerçi, baksana. Bak. Böyle. Ay, benim eşim yeşilliği çok severdi arkadaşlar. Böyle var ya, önce böyle yemeden önce çıkarırdı, sirkeni suya bırakırdı, ondan sonra çıkardı, böyle tuzlardı. Sadece maydanozdan arkadaşlar şey yapardı, salata yapardı. Ay, bir mesaj geldi. Ay, bir güzel oluyordu var ya böyle. Salata, meze çeşitlerini çok güzel yapıyor. Her şeyi güzel yapardı da gerçekten. Bilmediği hiçbir yemek yoktu vallahi, döktürürdü.
Ben de oturur yerdim, o yapardı, ben de yerdim, ne güzel. Çok güzel, eli çok lezzetli. Bazı insanların eli lezzetli oluyor. Eli lezzeti diyorlar ya. Aynı çam ağacına benziyor değil mi? Nazo bu ya bak. Ben böyleyim işte, sizi güldürürüm. Ben üzgün olsam bile sizi güldürürüm. E şimdi ben bunu niye buraya koydum? Şimdi şunun içine koysaydım ya bak, onu düşünemedim işte. Boş yere tabak. Neyse dur. Gece çıkar mısın artık? Ay arkadaşlar, iki taneydi, iki tabak çatlayacak yeter. Halen bekliyor benim yanımda. Hayır, gece vallahi veremem. Annem! Ne oldu bebeğim? Şöyle şurada dinlensin. Heh, dinlensin diyor bak baba. Biraz dursun. Arkadaşlar, oğlum dur. Gece. Ay, gece hiç durmuyor arkadaşlar. Bakın böyle oldu işte. Dur orayı canlanma şey. Böyle. Yanıma daha ne şöyle ha. Yeşillik aldım. Oh ne güzel. Ekmek de yiyeceğim. Böyle afiyet olsun bize. Göz aklınıza helal olsun. Hadi oğlum ya. Can Muhammed diyor arkadaşlar, nefes 2 lokma yedi. Saydım ha, 2 lokma yedi. Ha, aferin. Yedirmeme izin vermiyor. Kendi yiyecekmiş. Afiyet olsun hadi. Oh aferin. Güzel mi? Afiyet olsun. Güzel, afiyet olsun oğluma. Sen güçleneceksin. Hızlı büyüyeceksin sen. Çünkü sen tavuk yiyorsun, pirinç. Bak ne güzel. Elin ne yapma oğlum, kaşıkla bebeğim. Arkadaşlar yemeği yedik ya. Benim hiç halim yok valla. Uzandım, üşüyorum biliyor musunuz? Nefes. Kız ne yapıyor? Geceyi çağırıyor ha. Ay biraz dinleneceğim vallahi. Saat bu arada 8. Arkadaşlar ben bir uyumuşum, şöyle bir kestirmişim bir saat kadar. Çok iyi geldi ama bugün gerçekten çok kötüydüm. Ya ben resmen zehirlendim. Konuyu çok uzatmayayım da çok kötü oldum. Az önce Gamze ile konuştuk. Dedi ki Nazlı dedi, bir daha dedi çamaşır suyu kullanma. Domestos var ya, onun kokusu o kadar ağır değil dedi. Ben de öyle olmuştum bir yerde de, artık domestos kullanıyorum dedi. Bebeğim. Öyle arkadaşlar, bir daha elimden geldiğince çok fazla hani böyle banyo temizliğinde, hani ben ayrı bir domestos alacağım, onu sadece banyo temizliğine kullanacağım. Ama siz de fark ettiniz mi, çamaşır suyu var ya, çamaşır suyu kadar temiz yapmıyor domestos. Yani ben öyle fark ettim. O daha bir temiz yapıyor. Daha bir böyle rengi arındırıyor. Gece ne yapıyor? Nefes ha. Seher nefese ne almış? Göster teyze, siz sana ne adı teyzen? Göster. Arkadaşlar. Seherimiz nefese ne almış bakar mısın? Unicorn. Aa böyleymiş nefese. İki tane şöyle pomponlu toka almış. Ne güzel durur ha nefes. Gel bir takayım hele kafana. Şöyle bir takayım hele. Heh. Şöyle bir dur. Bir de şöyle iki tane toka almış teyzesi. Lastikli onlar. Lastikli. İki kulak yapınca kesesine bereket arkadaşlar. Peki bu minnet ne? Burada kapatayım. Videomun yarısını düzenledim. Yarısı daha duruyor. Uykum geliyor. Bacılar benim ve çocuklarım için de dua eder misiniz? Ben hepiniz için dua edeceğim. Tüm ümmeti Muhammed için dua ediyorum zaten her zaman. Bugün de öpeceğim ama ayrı dua edeceğim. Şimdiden Allah razı olsun. Kısmetse inşallah görüşürüz ölmezsek. Yeni videolarla. Hoşça kalın. Hoşçakalın.